Haftanın ortasından herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şöyle Konya'da sesini duyuyorum, biraz stüdyoya geliyor. Yağmurlu bir hava var ama yaz yağmuru. Şöyle dışarıda olanlar varsa önlemlerini alsınlar diyelim. Bugün yine sağlık anlamında çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Göz sağlığı çok önemli ve geçen haftalarda yine hocamızı konuk almıştık. Ve kalan sorularımız vardı, konu başlıklarımız vardı. Onları da bugün tekrar sizlerle birlikte konuşacağız. Ayrıca sizlere sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp numarasından sevgili ekip arkadaşlarım ekrana da yansıtacaklar. Medikana Konya Hastanesi'nden Operatör Doktor Yavuz Özpınar Hocam bizlerle birlikte. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok yoğunsunuz. Koştur koştur işte hastalara bakıyorsunuz, ameliyatlar, cerrahi işlemler derken yoğun bir tempodasınız. Tabii birçok kişi sizi tanıyor. Özellikle geçen haftaki programlardan da hep böyle hastalardan bana geri dönüşler de oldu. Özellikle çok merak edilen konu başlıklarını konuştuk. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Medikana Konya Hastanesi'ndesiniz. Belki ilk defa bugün programı izleyenler olabilir. Şöyle bir sizi tekrar tanıyarak başlayalım. Tabii ki Sibel Hanım, ben aslen zaten Konyalıyım. Eğitim hayatımın büyük bir kısmı Konya'da geçti. Fakülte Ankara, ihtisas İstanbul'dan sonra kısa bir mecburi hizmet süresi yaptım Mardin'de. Yaklaşık 3 yıldır da Konya Medikana Hastanesi'nde göz hastalıklarına dair bütün tanı, tedavi ve cerrahi yöntemlerle halkımıza hizmet veriyoruz. Evet. Ya şimdi lazer deyince artık hayatımıza gerçekten yerleşti. Önceden lazer deyince biraz böyle çekindiğimiz bir tedavi seçeneğiydi. Çok böyle numaralı gözlük kullananlar için, hatta gözlük kullananlar için konforlu bir bakış açısı, konforlu bir bakma alanı istiyoruz. İstiyoruz ki gözlük kullanmayalım, lens kullanmayalım, herhangi bir şekilde kullanmayalım ve dünyaya kendi gözlerimize hiçbir aracısız şekilde bakalım istiyoruz. Bugün onlardan konuşacağız. Genel anlamı refraktif cerrahi diye evet. geçiyor. Ve gözlükten kurtulma. Yani bu kelime gerçekten anahtar bir kelime. Belki öncesinde bir kişinin, miyop ya da hipermetrop olan bir kişinin gözlükten kurtulması hayaldi. Değil mi? Yani, tabii ki. Hatta onu söylüyorum. Şimdi dün ekiple konuşmuştuk. Daha önceki jenerasyon düşünüyoruz. Belki gözlük protezi bile çok yaygın değildi. Belki insanlar miyoptu ama görmediklerini düşünüyorlardı. Evet. Hatta körüm diye dolananlar bile oluyordu yani, değil tabii mi hocam? Tabii ki, yani gözlüklerin ortaya çıkışı bile aslında öyle yüzlerce binlerce yılda değil. Bir teknolojik süreç var. Teknolojiye uyumlu olarak değişen tedaviler var. Buna bağlı olarak da hastaların beklentileri artıyor. Yani artık hastalara sadece bir gözlük vererek, bir lens vererek net göstermek bazen yetmeyebiliyor. Aslında günümüzde artık özellikle yeni jenerasyonda bu hiç kabul gören bir şey değil. Tüm bu istekler, beklentiler, teknolojinin gelişmesi de göz hastalıklarında refraktif cerrahi diye yeni bir alanı doğurdu. Hı hı. Eskiden kısıtlı bir alanken sadece gözlük ve lenslerle tedavi etmeye çalıştığımız hasta gruplarında artık refraktif cerrahi dediğimiz bir hastayı gözlüksüz ve lenssiz numarasız hale getirebilme, %100 gösterebilmenin gösterebilen yöntemlerinin total adı göz hastalıklarında refraktif cerrahi olarak isimlendirildi. Evet, yani çok konforlu bir tedavi ve ömürlük bir tedavi diyebilir miyiz? Yani şimdi belki birçok kişi bunu size soruyor. İşte hocam ben gözlüklerden kurtulmak istiyorum. Evet, kararımı verdim. Muayeneler yapıldı. Uygunluk da söz konusu. Hasta böyle bir tedavi yöntemini seçti. Belki şu akla gelebilir. Yani ben bunu ömür boyunca kullanabilecek hı hı. miyim acaba? Aslında şöyle Sibel Hanım. Göz diye belki de diğer organlardan farklı olarak her yaşa göre gelişimi farklı, çeşitli kusurları farklı olan bir organ. Yani bütün refraktif cerrahileri niye çocuk yaşta yapmıyoruz? Neden 4 yaşında, 8 yaşında yapmıyoruz? Çünkü göz 11-12 yaşına kadar gelişimini devam ettiren, refraktif durumunu, numara durumunu değiştirebilen bir organ. Bunun için ilk başta refraktif durumun bir sabitleşmiş olması gerekiyor. Yani bu eskiden 18 yaş diye kabul ediyorduk. Tabii teknolojik hayatın çok fazla hayatımıza girmesiyle birlikte şu an biraz daha 20'li yaşlara kaydırdık. Ama yine de yaş ilerledikçe de aslında değişen durumlar var. Yani 25 yaşında kimse de yakın görme problemi olmazken 40 yaşından sonra yakın görme problemleri de başlıyor. Dolayısıyla aslında yapılan herhangi bir cerrahi işlem bu hastayı ömrünün sonuna kadar mı gözlüksüz idame ettirecek? Yoksa yine belli zamanlarda bir tedaviye ihtiyaç duyacak mı? Bu tamamıyla hastanın yaşı,
mevcut numaralarının durumu ve bizim uyguladığımız tedavi seçeneğinin nitelikleriyle değişen durumlar. Zaten konu başlıklarında bunların hepsi var. Bugün bu tedavileri açacağız, yani refraktif cerrahi açacağız. Orada avantajlar, dezavantajlar, ileriki süreçte neler bekliyor, bunların hepsini detaylıca bahsedelim. Evet, o zaman yani tek bir lazer sistemi yok. Yani hasta size geldi, hasta ilk etapta size geldi ve hastanın öncelikle karar vermiş olması lazım değil mi? Yani tabii hekimlerin ki. Tabii ki yönlendirmeleri Hı-hı. oluyordur ama yani özellikle gözlük ve lens sevmeyenler için böyle bir karar vermiş olma halini. Yani refraktif cerrahi Sibel Hanım, kozmetik bir cerrahi türü. Hı-hı. Yani hastanın olması mutlak gerekli olan bir durum değil. Ha, tabii ki yani hekim bakış açısıyla baktığım zaman o yüksek numaraların kullanımı hastayı sosyal hayatta ne kadar çok yoruyor bunu tahmin edebiliyoruz. Bazen yönlendirici cümleler de kurabiliyoruz ama temel olarak hastanın bunu talep etmesi gerekiyor. Daha sonra bir muayene süreci başlıyor. Yani hastanın yaşı bunun için uygun mu? Açalım bunu. Yani 18 yaşından önce hiçbir hastaya yapmıyoruz. Miyop hastalarda genelde artık 20 yaş gibi bir sınırımız var. 20 yaşından önce yapmıyoruz. Yani hasta bize 15 yaşında ben lazer olmak istiyorum diye geldiyse yapmıyoruz. Yani yaşı önemli, numaralarının durumu önemli. Kaç derece biz bu hastaya lazer yapabiliyor muyuz? Yoksa refraktif cerrahinin diğer ameliyat tekniklerine mi yönelmemiz gerekiyor? Yoksa hiçbir cerrahi mi yapamıyoruz? Bunların hepsi detaylı testlerle değerlendiriliyor. Detaylı testler sonrasında hastanın numara durumu, yaşamı, ne yapıyor, hangi işle meşgul, beklentileri nelerdir? Buna göre de refraktif cerrahinin farklı seçeneklerini hastayla konuşarak beraber ortak bir karar veriyoruz. Evet, yani hastanın sadece karar vermiş ve lazeri istiyor olması yeterli değil. Bu muayeneler sonucunda uygunluğu, işte yaşı dediğiniz gibi birçok kriterleri var. Hı hı. Ve hangi cerrahi yöntemine uygunsa ona göre bir tedavi seçeneği sunuyor. Peki kimlere kesinlikle uygulanamaz? Yani o refraktif cerrahilerde kesinlikle kırmızı çizgidir dediğiniz hasta grubu var mı? Sibel Hanım, bu hani belki bugün olarak veya bu yıl olarak konuşabiliriz. Yani 5 yıl önce yapamadığımız hasta gruplarını artık tamamıyla kabul edebildiğimiz teknolojinin gelişmesiyle yapabildiğimiz hasta grupları var ama kimlere yapamayız? Refraktif cerrahi, lazeri 18 yaş altında yapamayız. Çocuk yaş grubunu, erken yaş grubunu yapamayız. 40-42 yaştan sonra genelde yapmıyoruz. Onlarda bugün açacağız o diğer seçenekleri. Diğer seçenekleri getiriyoruz. Göz arkası kanaması olanlar, göz tansiyonu olanlar, korneasında çeşitli hastalığı olan kişiler, yani keratokonus dediğimiz lazer yaptığımız zaman göze zarar alabilecek kişiler, daha önceden gözde şiddetli bir darbe almış olan hastalar, kornea nakli geçirmiş hastaların bir kısmı vesaire bu hasta gruplarında yapılmıyor. Yine sık olarak bağ dokusu hastalığı, romatizmal hastalık olanlar, tam bir kırmızı çizgimiz olmasa da bu hastalarda da genelde ameliyat sonrası çeşitli problemlerle karşılaşabildiğimiz için yapmıyoruz. Tabi bunlar çok ciddi yüksek bir grup değil. Hastaların aslına bakarsanız %80-90 kadar bir kısmında refraktif cerrahi uygun çıkıyor hastalarımız. Evet. Yani genellikle uygunluk söz konusu. Hı hı. Uygunluk olmayan durumlar da olabiliyor evet. Tabii ki. Yani mesela şunu biliyorum ben, bir arkadaşıma doğum günü hediyesi işte eşi bir lazer hediyesi yapmak istemişti. Çok güzel bir hediye. Ama uygunluk çıkmadı yani. Şimdi böyle sıkıntılı durumlar da olabiliyor. Yani hasta belki her şeyle hazır, işte kabul ediyor. Gözlüklerden, lensten kurtulmak istiyor ama böyle uyumsuz olan durumlarda da o zaman şunu mu söylüyorsunuz aslında? Yani evet siz şu an uygun değilsiniz ama bir yıl sonraki tedavi seçenekleriyle birlikte tekrar bir muayene mi istiyorsunuz? Evet. Yani burada uygun olmayan hastalarda aslında bunları da ikiye ayırabiliriz. Bir, mevcut teknolojik olanaklarla asla yapamayacağımız hastalar. İki, belli bir süre tedavi ettikten sonra yapabileceğimiz hastalar. Örnek veriyorum, göz kuruluğu olan hastalar, şiddetli göz kuruluğu olan hastalar. Bu hastalar kesinlikle yapılamaz grubundaki hastalar değildir. İlk başta uygun bir göz yaşı tedavisi, 1 ay, 3 ay, 6 ay muayene durumuna göre ve ondan sonra evet lazere uygun hale gelebilir bu hasta. Yani aslında asla yapamayız dediğimiz çok az hasta grubu var. Bir de burada şu an lazerden bahsediyoruz. Yani refraktif cerrahinin lazer grubundan bahsediyoruz. Bir de refraktif cerrahinin cerrahi olan lazer haricinde göz içi mercek uygulamaları, ön kamera, arka kamera mercek uygulamaları, 40 yaşın üstündeki olan hasta gruplarında trifokal akıllı mercekler, fakik yöller vesaire, yani 20-30'a yakın cerrahi çeşidi var. Yani birçok hastayı kapsayabiliyoruz. Evet. Örnek veriyorum, az önce korneası çok ince olan hastalar. Evet, lazer yapamıyoruz. Ama korneası istediği kadar ince olsun, biz bu hastalara fakik yol, göz içi kalıcı lens uygulaması yapabiliyoruz. Yani lazer uygun olmayan hastalara diğer seçenekleri de açabiliyoruz.
Evet, yani önü açık aslında tedavi evet. seçeneklerine. Yani bu aslında ciddi bir refraks cerrahi hekim açısından refraktif cerrahi uzmanlık alanı gerektiren bir durum. Evet, lazer yapabiliriz, birçok hasta yapabiliriz ama biz bir hekimiz ve öncelikli amacımız zarar vermemek. Hastanın beklentisini karşılamak. Karşımızdaki hasta uzun yıllar boyunca gözlük kullanmak istemeyen, hayata penceresiz bakmak isteyen bir hasta ve biz onu mutlu etmekle sorumluyuz. Zarar verebileceğimiz bir şey düşünüyorsak eğer, o cerrahimiz hastayı mutlu etmekten ziyade mutsuz edecekse mutlaka uzak duruyoruz. Burada da tabii dediğim gibi gözün refraktif cerrahi alanına hakim bir hekim tarafından yapılması gerekiyor. Bana kalırsa lazerin veya refraktif cerrahinin uygulama teknik kısmı o kadar zor cerrahi türleri değil. Asıl uzmanlık gerektiren, tecrübe gerektiren alan hangi hastanın uygun olduğu veya hangi teknikle o operasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Yani asıl tecrübe burada devreye girer. Evet. Hocam refraktif cerrahide kaç tane teknik var? Yani şu an uygulanan güncel teknikler neler? Biraz onlardan konuşalım isterseniz. Bunları ilk başta şöyle bir ikiye açalım biz. Yani lazerle yaptıklarımız, mercek uygulamasıyla yaptıklarımız. Yani lazerde ne yapıyoruz? Göz içerisine herhangi bir cerrahi aletle girmiyoruz. Hatta öyle cerrahi teknikler var ki biz hastaya elimizi bile dokunmuyoruz. Kornea ön yüzeyi zaten refraktif lazerde biz kornea ön yüzeyine çeşitli müdahalelerle hastanın kırma kusurlarını düzeltiyoruz. Lazer sistemlerini de ikiye ayıralım. Femtosaniye lazerler ve Excimer lazerler. Femtosaniye lazerlerde biz hastalardan, korneadan belli bir kesim flap kaldırma dediğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani femtosaniye yardımıyla aslında korneada bir kesi oluşturuyoruz. Asıl numara bozukluğunu düzelten lazer kısmı ise Excimer lazer. Excimer lazerde ablasyon dediğimiz hastanın numara miktarına göre belirlenmiş bir miktar doku ortadan kaldırılır ve flap tekrar kapatılır. Bu yaptığımız cerrahi nedir? Bu LASIK'tir. Hiç femtosaniye lazere gerek kalmadan, sadece Excimer lazerle, korneye hiç dokunmadan, bakın burada hekimin eli dahi dokunmaz, korneye hiç dokunmadan direkt yüzeyin ablaze edilmesi, yüzeyden düzeltilmesi no touch lazer. Aslında biz buna trans-PRK diyoruz ama no touch lazer biraz daha insanların zihnindeki şekle uydu. No touch lazer diye daha çok isimlendirilmeye başlandı. Bir de son 5-6 yıldır diyebilirim, smile lazer dediğimiz yeni bir metot var. Smile lazerde ise Excimer lazere ihtiyaç kalmadı. Yani sadece femtosaniye lazerle, nanosaniye atımlarla, korneada milimetrenin milyonda biri boyutlarda küçük kesiler oluşturularak, bunun belli birkaç milimetrelik küçük bir alandan çıkarılıp o dokunun uzaklaştırılması yöntemi. Yani burada şu an biz ne anlattık? Temel olarak 3 tane lazer yöntemi anlattık. PRK, Excimer lazerle yaptığımız no touch yöntemi, femtosaniye lazer artı Excimer lazer kullanarak yaptığımız LASIK yöntemi, artı hiç Excimer lazere ihtiyaç kalmadan smile lazer yöntemi. Bazen hastalar bunları çok fazla araştırıyorlar. Yani acaba hangi teknik çok daha iyi, hangisi daha güzel, hangisi daha teknolojik? Burada kesinlikle evet, hasta mutlaka hastayla konuşuyoruz, biz hastayı bilgilendiriyoruz. Asıl karar verici mekanizma hasta olacak. Fakat tek bir teknik asla kendi başına çok iyi bir teknik değil. Hastaya göre, numarasına göre, kornea yapısına göre hekim ve hasta beraber karar verecek buna. Örnek veriyorum, korneası çok ince bir hastada no touch lazer çok uygun bir yöntemken numaraları daha yüksek 6-7 derece olan hastalarda no touch değil de smile lazer veya iLASIK lazer daha başarılı bir yöntem. Yani burada aslında yönteme muayene bulguları, numaraların derecesi, korneanın yapısı, kalınlığı, topografik haritalarına göre hekimle hasta beraber değerlendirmeli. Biz hastalara zaten hangi tekniklere uygun olabileceğini anlatıyoruz. Ama örnek veriyorum, hastanın mesleği bile burada çok önemli. Yani boksör olan birisine LASIK sistemlerini yapamazsınız. Veya göz kuruluğu fazla olan bir hastaya da daha başarılı olan yöntem no touch'tır. Gibi birçok kriter var. Yani hastayla beraber karar vermemiz gereken, teknikleri analiz etmemiz gereken sistemler var. Yani yaşam alanından mesleğine kadar, uygunluğuna kadar aslında bir bütün bir şekilde hastayı değerlendirme süreci kesinlikle var. Kesinlikle böyle. Hatta bazen Sibel Hanım şöyle, yani kişi bize diyebiliyor ki hocam benim hızlı iyileşmem gerekiyor. Yani no touch lazer sistemlerinde görme biraz daha geç yerine geliyor. Veya anne gelebiliyor, ben hocam emziriyorum, çocuğum bakımıyla çok fazla meşgulüm, benim hızlı iyileşmem gerekiyor diyor. Eğer bütün testlere uygunsa o hasta daha çok LASIK tercih edebiliyoruz.
Veya kimi hastada işte askerlik olsun, polislik olsun, pilotluk gibi meslek başvurularında gözde herhangi hiçbir iz sıkar kalmasını talep etmiyor o kurumlar. Orada daha çok no touch sistemlerine yöneliyoruz. Yani hastanın numarası, korneasının özellikleri, yaşam şekli, yaptığı iş, bunların hepsi total bir değerlendirme gerekiyor. Evet, yani hani bazen hastalar şunu seviyorlar, araştırma yapıyorlar. İşte diyor ki hocam no touch'lı olmak istiyorum. Yani böyle bir şey olmayabiliyor bazen. İstediğimiz evet. tedavi yöntemi yani hastalar burada bizi yönlendirmeye çalışıyor ama genelde iyi bir bilgilendirmeyle çoğu hasta durumun ne kadar teknik bilgi gerektirdiğinin farkında. Yani tavsiyem burada refraktif cerrahi, lazer düşünen hastalarda kesinlikle sanki bir plazadan araç alıyormuş gibi hangisi daha iyi, daha kaliteli. Bu cerrahi yöntemlerinde böyle bir şey yok. Hekime güvenmek gerekiyor. Yeteri kadar bilgilendirilmiş olmak gerekiyor ve hangi tekniğin o hasta için en iyi teknik olacağına karar vermek gerekir. Yani başka bir arkadaşımız oldu ya da tanıdığımız birinin olduğu lazer bize uygunluk göstermeyebilir. Yani kişiye göre değişkenlik evet. gösteren durumlar var. Aslında marketten bir şey satın almıyoruz. Kendimiz için en uygun olabilecek cerrahi tekniği belirlemeye çalışıyoruz. Evet. Hani hekimlerin çok sevdiğim bir sözü var. Hastalık yok, hasta var aslında. Kesinlikle hastaya böyle. Göre değişen durumlar var. Peki bir şey dikkatimi çekti. Emzirme dönemi dediniz. Gebelik döneminde de yaptırılabiliyor. Belki merak edenler olabilir. Gebelikte yapmıyoruz. Gebelikte mutlak kontraindike. Çünkü hormonlar nedeniyle numaralar değişebiliyor. Bu bizi yanıltıyor. Emzirmenin ilk 6 ayında yapmıyoruz. Göz arkası etkilenmemiş olsa bile diyabet hastaları çok sorarlar bunu. Regüle bir diyabetse, sabit bir diyabetse ve göz arkası etkilenmemişse evet yapılabilir bu lazer. Ama diyabeti regüle değilse, o aralar yüksek seyrediyorsa kesinlikle daha stabil, diyabetin normal olduğu dönemlerde yapmayı tercih ediyoruz. Evet, peki muayeneleri nasıl? Yani kişi geldi, kararını verdi. Özellikle sanırım lens kullanıcıları uzun bir dönem lensten uzak kalmaları gerekiyor. Yanıltıcı evet. mı oluyor ya da korneadan mı kaynaklı? Şöyle, şimdi bizim aslında lazer uygunluk testleri dediğimizin en büyük bir kısmında korneanın değerlendirilmesi yatıyor. Eğer hasta lens kullanıyorsa tabii ki lensin korneaya basısı nedeniyle korneanın topografik ve biyomekanik özellikleri dediğimiz korneanın haritası, yükseklik haritaları, kalınlığı vesaire. Bu bizi testlerde yanıltıcı olabiliyor. Yani genel tavsiyem benim bir hafta oluyor. Aslında öyle aylarca bir lens bırakmaktan bahsetmiyoruz. Bir hafta gözlüksüz, lenssiz bir yaşam, gözlüğe geçiş. Daha sonrasında bu testlerin yapılması daha uygun oluyor. Tabi uygunluk testleri derken öyle günlerce süren testlerde değil. İlk başta bir hastanın anamnezi, yani o güne kadar kaç yaşında gözlük kullanmaya başlamış, genel diğer hastalıkları nelerdir? Yani bir hastayı dinliyoruz biz. Daha sonra mevcut numaralarını tespit ediyoruz. Buraya kadar zaten %70-%80 hastada biz kafamızda bir şekil çizmiş oluyoruz. Hangi tekniğe uygun olur veya o hasta uygun mu diye. Eğer buraya kadar her şey yolunda gittiyse korneanın topografik ve tomografik ölçümlerine bakıyoruz. Göz tansiyonu testleri, göz arkası testleri, göz yaşı testleri gibi aslında hastayı biz orada bir göz check-up'ından geçiriyoruz. Aslında gerçekten anlattıklarınız öyle, doğru. Hatta bazı hastalar lazere uygun olmadığını öğrense bile de bir sürü ek hastalık da öğrenmiş olurlar bizden. İşte göz kuruluğunuz var, göz tansiyonunuz var. Orada detaylı bir göz check-up'ından geçiyor hastalar. Evet, muayene bu da öncesinde. Aslında önemli. Yani detaylı bir göz muayenesi olduğu için çoğu zaman rutinde yaptırması lazım. Şimdi hocam ekranda ben görüntüleri görüyorum. Bu işlem nedir? Yani şu an biz baktığımızda uygulanışı çok kolay gibi geliyor ama sanırım 6 dakika mı sürüyor hocam? Çok yok, da kısa. Çok daha kısa. Çok daha yani kısa. Şu an izlediğimiz görselde femtosaniye lazerle nanosaniye atımları izliyoruz. Bu ortalama 17 saniye sürer. Yani flap kesisi 17 saniye sürer. Smile lazer izliyoruz şu an. Küçük bir lentikülden, yani yaklaşık 2 milimetreden daha küçük bir kesiden göz numarasının düzeltici bir parça çıkarıldı burada. Bu işlemin süresi 17 saniye. Yani artık gerçekten çok şaşkınlık verici Sibel Hanım yani. Ve burada hastaya hiçbir anestezi uygulanmaz. Bu, hiçbir ağrısı olmaz. Ertesi günde bu hasta normal yaşamına dönebilir. Çok konforlu. Bu çok konforlu bir cerrahidir. Yani yaklaşık 6 yıldır uygulanan bir cerrahi türü. Yani özellikle herhangi bir kesi uygulanmamış olması buradaki en büyük avantaj.
Ve çok az göz kurulan neden olur. Çok kısa. Yani o zaman hasta ameliyata girdi çıktı totalde 10-15 dakika bir süre. Kesinlikle öyle. Yani hastanın bütün hazırlıkları, kıyafetini giymesi, cihaza gözlerin tanıtılması, verilerin yüklenmesi vesaire 15 dakika kadar bir zamandır. İşlemin uygulanmasıysa femtosaniye lazer için filebin kaldırılması süresi sadece 17 saniye tek göz için. İki göz için de 34 saniyedir bu işlemin süresi. Evet, aynı anda aynı seansa iki gözde yapılabilir. Aynı seansa iki göz yapılır. Evet. Şu an yine burada kesi da, var herhalde. Burada da yine femtosaniye lazer kullanılarak filep kaldırılması, yani bir kapakçık kaldırılması tekniğini izliyoruz. Eskiden biz bu kapakçıkları mikrokeratom dediğimiz bıçaklarla kaldırırdık. Yani bir gerçek bir bıçak kesisi olurdu. Artık femtosaniyeler devreye girdikten sonra bir kapakçık kaldırıldı. Alt kısma Excimer lazerle düzeltici, numara düzeltici ablasyon yapıldı ve kapakçık filep tekrar kapatıldı. Bu işlemin süresi de yine filebin kaldırılması yaklaşık 17 saniye. Hastanın numara yüksekliğine göre de maksimum 50-60 saniye kadar bir ablasyon, yani korneanın düzeltilmesi, tekrar filebin kapatılmasıyla birlikte 1-1,5 dakikalık bir işlem bu da. Yine çok konforlu, ertesi gün hasta normal hayatına dönebilir. Tek kısıtlayıcı faktör nedir derseniz, bu hastalar 2-3 gün kadar denize ve havuza giremezler. Hiç dikkat etmeleri gereken yani. Tek şey bu. Yani evet. Hastalarımızın %90'ını hemen aynı gün bile işine dönenler var burada. Yani çok yani konforlu bir cerrahidir. Yani bir akşam üstü iş çıkışı. Yaptıracak evet. Operasyonlar hani şey yani. Bahsettim ya Sibel Hanım, cerrahinin uygulanması çok basit. Yani evet, elimizde o kadar artık kaliteli cihazlar var ki, o kadar teknoloji ilerledi ki operasyon öncesi değerlendirmeler hep bizim için daha zor olan, karar vermesi zor olan kısımlardır. Operasyona karar verdiğimiz zaman cerrahilerin uygulanmasında artık çok üst düzey teknolojiler var. Mesela burada şimdi hastaların sadece miyop, hipermetrop ve astigmatı düzeltilmiyor aslında. Belki duymuşsunuzdur, kişiye özel lazer, iLASIK diye sistemler. Aslında miyop, hipermetrop ve astigmat bizim sadece gözlük ve lensle düzeltebildiğimiz görme kusurları. Dolayısıyla çoğumuz da sadece bunu biliriz. Aslında gözümüzde görmeyi bozucu farklı kırma kusurları da var. İsimleri farklı olan aberasyonlar dediğimiz farklı kırma kusurları da var. Bunu evet biz gözlükle veya lensle düzeltemiyoruz ama lazerle düzeltebiliyoruz. Yani hasta şunu diyor mu, merak ediyorum. Yani uzun yıllar gözlük ve lens kullananlar. Ya şimdi hocam, gözlük ve lensten daha güzel görüyorum. Zaten lazerin bana kalırsa en tatmin edici tarafı hekim açısından da beni budur. Hasta daha önce gözlük ve lensten gördüğünden genelde çok çok daha iyi görür. Çünkü aracısız bir görme, wavefront yani aberasyonların farklı kırma kusurlarında düzeltilmiş olması ve arada hiçbir protez, lens, gözlük olmadan olan görme çok daha tatmin eder hastaları. Evet, yani şu oluyor, uzun yıllar çok gözlük kullananlarda da bir yıpranma da oluyor. Yani işte evet, çok gözlük sevenler var, alışkanlık haline gelenler var. Yani ben gözlük takmazsam kendimi işte üstümü giyinmemiş gibi hissediyorum diyenler olabilir. Var. Evet, hani gözü sevenlere bir şey demiyoruz ama ya artık sıkılmış. Hani geçen hafta da konuştuk, havuza denize girecek giremiyor. İşte ondan sonra ne bileyim, bir gece kalktığı zaman çok yüksek numaralarla gözlüğünü takmadan işte herhangi bir ihtiyacını gideremiyor. Çocukların bakımına belki yardımcı olamıyor. Bu tarz insanlarda çok fazla da beklememek lazım değil mi? Zaten belli bir noktaya sabitlendiği zaman gözlük numaraları düşüş göstermiyor. Evet. Bizde bir de şu da oluyor hocam. Ya işte ama gözlük numarası düşer, elletme. Gözlük numarası düşer, elletme. Zaten siz o sabitlemeyi muhakkak ki bekliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani progresyon diyoruz biz buna. Ortalama yani bir yıl içerisinde 0-50 dereceden daha fazla yükselmemiş olması lazım. Ama çok güzel bir şey aklıma getirdiniz. Bazen hastalar bize 38 yaşında gelir, 40 yaşında gelir. Hocam artık ben lazer olmaya karar verdim. İyi ama artık presbiyopik çağdayız biz. Yani yakın görmenin yavaş yavaş bozulacağı çağlara gelmişiz. Genel tavsiyem hastalarıma benim hep şey olur. Lazer düşünüyorsanız eğer, uygun olduğunuz en erken çağda bunu yaptırın ki uzun yıllar bunun konforunu yaşayın derim. Yani madem cesaretimizi topladık, böyle bir işe girdik, o kadar uzun yaşları ileri yaşları beklemeye gerek yok. Daha erken yapalım ki o gözlüksüz konforu yaşayalım. Yani madem bir cerrahiye karar veriyoruz biz, evet bir miktar risk alıyoruz belki ama bunu daha uzun yıllar yaşayalım. Kaldı ki 40'lı yaşlarda lazer yaptığımız zaman artık yavaş yavaş da önümüzde bir yakın görme problemi başlıyor. Lazer sistemleri şu an için hala tam olarak yakın görme problemini düzelten bir sistem değil. Hani şey bahsettik ya konuşmanın başında, siz sordunuz. Hocam ömür boyu mu gözlüksüz olacak? Hayır, bizim bu lazerleri yaptığımız hastalarımız elbette ki 45-50 yaşında yakın gözlük kullanacaklar.
Evet. Yani o fizyolojik yaratılıştan gelen 40 yaşından sonra olan yakın görme problemimiz hepimizde başlayacak. Bu hastalarda kullanacaklar. Evet, tabii bizim çeşitli manipülasyonlarımız var. Yani hastayı daha uzun sürelerde yakın gözlük kullanmasın diye çeşitli yaptığımız lazer teknik değişiklikleri var ama bunu 45 yaşına kadar, 46 yaşına kadar koruyabiliyoruz. 40 yaşında başlamasına rağmen. Sonra yine yakın gözlüğü, lazer sistemleri için bahsediyorum, yakın gözlüğü kullanması gerekir hastalarımızın. Yani 20'li yaşlarda bu işlemi yaptırmış birisi zaten bir 20 yıl daha çok rahat fazlasıyla evet. kullanacak. Ve burada yakın gözlüğünden bahsediyorum. Yani evet. Uzak gözlüğü asla kullanmayacak. Evet, eğer tam bir refraktif stabilite oluşmuşsa uzak gözlüğü asla kullanmayacak. Evet. Ama yakın gözlüğünden bahsediyoruz. Yani aslında müthiş bir konfordan bahsediyoruz burada. Uzun yıllar sürecek müthiş bir konfordan bahsediyoruz. Yani uzun yıllar. Yani hı-hı. yaşı geçirmemek bu noktada çok çok önemli. O konforu yaşamak anlamında. Şimdi farklı cerrahi yöntemler uyguluyoruz dediniz. Hasta 40 yaşında karar verdi. Artık çok sıkıldı. Günlük hayatına hı-hı. devam etmek istiyor ve hiçbir aracısız görmek istiyor. Mesela bir miktar, işte hep bunu duyarız, bir miktar numara bırakmak gibi. Bu yine de ilerleyen zamanlarda sıkıntı oluşturabilir mi? Aslında bu çok eskiden beri bildiğimiz bir yöntem. Monovizyon deniliyor buna Sibel Hanım. Yani hastayı özellikle bunu ileri yaşlarda uyguluyoruz. Yani ben 20'li yaşlardaki hastalarıma bunu asla uygulamam. Yani 43-44 yaşında olabilecek yakın problemi için hasta 23-24 yıl boyunca hafif miyop bırakmayı çok sevmem. Ama 37-38-40 yaşında planladığım hastalarda evet uzak görmesini çok da bozmadan düşük dereceli miyoplar bırakabiliyoruz ki 0-50 derece kadar bir miyop bırakırsak 4-5 yıl kadar bu hastalar yakın gözlük kullanımını geciktirmiş olurlar. Evet. Ama artık tek yaptığımız şey bu değil. Yani teknik belki çok fazla kafa karıştırıcı olabilir ama sferik aberasyonlar dediğimiz çeşitli şeyle kırma kusurlarının bir kısmını da düzeltmeyerek hem uzak görmesini bozmadan hem sferik aberasyon değerleriyle oynayarak yakın gözlük kullanımını geciktirebiliyoruz. Yani bunların hepsi aklımızda oluyor hastayı değerlendirirken, yaşı buralara yakın olduğu zaman. Ama tam anlamıyla bir yakın düzeltme şu an %100 başarılı mı? Hayır. O hastalarda lazer sistemi haricinde diğer yöntemlere başvurabiliyoruz. Evet. Şu oluyor değil mi? Genellikle uzağı göremeyen miyop hastalar yakını çok iyi görüyorlar. Evet. Belli bir numaraya kadar ama bu. Yani kişi 8 derece miyopsa yakını aslında yine de o kadar çok başarılı değildir ama miyop hastalar evet bu konuda biraz avantajlıdır. Yani 2-2,5 derece miyop olan bir hasta uzun yıllar aslında yakın görmede hiçbir problem yaşamaz. Ama gözlüksüzken yaşamaz. Evet. Yani 2 derece miyopu olan bir kişi gözlük takmaya devam ederken yakında yine problem yaşar. Tek avantajı gözlüğü çıkarttığı zaman yakını görebilir. Bu da enteresan bir durumdur. Yani belki bir hani madem uzağı bozduk yakında da bir avantaj olsun gibi bir his. Gözlüğü çıkardığı zaman mevcut miyopisi yakın görmeyi düzeltici bir davranış sergiler ve yakını görmeye devam eder miyop hastalar. Evet, bu da gerçekten yani hani kişi tabii bazı için şöyle oluyor. Hiç gözlük kullanmayanlar için, hayatım önce hiç gözlükle tanışmamış olan insanlar için ilk bir o yaşlı hani yaşa bağlı yakın görme problemi çıktığında gerçekten kendilerine çok böyle şey yapıyorlar. Yani işte yakını göremiyoruz, telefona bir bakamıyoruz, işte şey yapıyoruz diye. Ama tabii uzun yıllar gözlük kullananlar için yakın ve uzak ayrımı çok da fazla olmuyor. Kesinlikle zaten bir proteze öyle. Alışık yaşıyorsunuz. Yani bunu yakını ve uzağı aslında çok fark etmiyor. Yani ama hiç gözlük kullanmayıp belli bir yaşta İşte yakında problem çıkan insanlar için de çok ciddi anlamda galiba sıkıntı yaşıyorlar. Burada belki birazcık da hafif yaşlandığımızı hissediyoruz. Yani evet. Genelde psikolojisi bozulur hastaların burada. Ama bu fizyolojik bir süreç ve gerçekten fizyolojik saatimiz hiç şaşmaz. Yani kişi yavaş yavaş artık yakın görme kusurunu zorlanmaya başladığını, okuyabildiği mesafeyi uzatmaya başladığını hissediyorsa yaşımız yavaştan artık 40'ı geçmeye başlamıştır. Ama bu belki birkaç yıl o kişinin mevcut numaralarının miyop ve hipermetrop olmasına göre önce veya sonra olabilir. Ama biyolojik saatimiz 40 yaşına ayarlanmış. Yakın görme probleminin başlama çağı. Tabii burada bir de bu sistemlerden bahsederken ta eskiden beri işte gözlük kullanmış hastaların bir kısmında gözlük derecelerine bağlı şaşılık problemleri de olabiliyor. Hmm. Yani gözlük numarası olduğu için şaşılığa ve numaranın şaşılığa neden olduğu hasta grupları oluyor. Bu da enteresandır. Yani 5 derece hipermetroptur hastamız. Aynı zamanda bu hipermetropiye bağlı bir de şaşılığı vardır. Evet, gözlük verdiğimiz zaman bu şaşılık düzeliyordur ama gözlüğü çıkardığı zaman şaşılığı devam ediyordur bu hastaların. Yine bu hastalarda hipermetropik düzeltme yaparsanız eğer lazerle şaşılık cerrahisine hiç gerek kalmadan şaşılığını düzeltmiş olursunuz. Otomatik o da düzelmiş. Kesinlikle öyle. Hmm. Çünkü şaşılığa neden olan durum o hastada hipermetropidir. Hipermetropiyi düzeltmişsek şaşılığı da düzeltiyordur. Yani
bazen şaşılığın böyle yan, lazerin bu şekilde yan faydaları da var. Yani şaşılığını da düzeltebilirsiniz. Burada biz aslında şaşılık ameliyatını lazerle yapmıyoruz. Göz numaralarını düzelttiğimiz için de şaşılığını düzeltmiş oluyoruz. Evet, tabii çocukluk yaşındaki şaşılık ameliyatları ya da işlemleri çok daha farklı yaptığımız uygulamalar. Kesinlikle. Evet. Yani orada, burada sadece aslında bir hasta grubu için bahsettim. Yani eğer kişinin şaşılığına göz numaraları sebep oluyorsa, biz bu göz numaralarını lazerle düzelttiğimiz zaman şaşılığını da düzeltmiş oluyoruz. Eskiden klasik bir bilgiydi, işte göz tembelliği olanlar lazer olamaz. Hatta bu konuda benim uzmanlık tezlerimden bir tanesi de bu konu üzerineydi. Yani biz göz tembelliğini belli bir yaştan sonra tedavi edemeyeceğimize inanırdık. Hı hı. Evet, hala belki işte 15-20 yaşından sonra biz göz tembelliğine çok ciddi bir fayda sunamıyoruz ama bu hastalarda eğer göz tembelliğini numara bozukluğu yapmışsa, biz lazerle bu numara bozukluğunu ortadan kaldırdığımız zaman göz tembelliğinde de %50'den %100'e kadar çok ciddi düzelmeler tespit ettik. Evet. Hatta bunun bilimsel bir çalışmasını da yaptık. Yani lazeri biz şu an evet gözlükten kurtarmak için kullanıyoruz. Fakat bazı hasta gruplarında cidden diğer hastalıklara da tedavi edebiliyoruz. Yani bir taşta iki kuş vurmuş oluyor. İki kuş bazen üç kuş bile vurabiliyoruz. Üç kuş bile vurulmuş oluyor. Yani aslında hani bir tık belki gözlüklerden kurtulalım derken birçok hastalığı da önleyici ya da işte tedavi edici noktalar olmuş oluyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi hipermetrop dedik ki işte 40'lı yaşlardan sonra yavaş yavaş başlıyor. Hayatında hiç miyopu olmayan ama böyle 40'lı yaşlarda miyop gelişen hastalar da oluyor mu? Bunu hep merak etmişim ben. Şimdi miyop genelde hep çocukluk yaşlarda ya da belli bir yaşlarda yani çıkar ya. Erişkin çağlardan sonra miyopinin başladığı hasta grupları var mı? Bu klasik bilgi aslında yoktu ama çok fazla yakına bakma. Özellikle telefon, bilgisayar, tablet vesaire yani 45 santimin altında ekrana bakmanın miyopiyi arttırdığı artık bilimsel bir gerçek. Ve biz bunu gözlerimizle geçen seneki pandemi sürecinde gördük. Yani ülkemizdeki gözlük kullanım oranı, miyop oranı çocuklarda %40'a dayandı. Mevcut ofislerinde çalışan bireylerin de işte bunu home office'e çevirmesiyle birlikte, sürenin daha da uzamasıyla birlikte 35 yaşında hiç miyopisi olmayıp da miyop çıkan hastalarımız da oldu. Tabii burada şeye çok dikkat etmek lazım Sibel Hanım. Bir kişinin durduk yere de bir miyopisi ortaya çıkıyorsa bunun araştırılması gereken çeşitli tarafları da vardır. Yani Allah korusun bu bazen beyin tümörlerinde bir habercisi olabilir. Hastanın hiç farkında olmadığı bir şeker hastalığının veya başlangıç katarakların da habercisi olabilir bu durumlar. İyi değerlendirmek lazım. Evet, yani sonradan gelişen miyopileri aslında biz çok sevmeyiz. Yani sonradan gelişen aslında bütün kırma kusurlarını çok sevmeyiz. Şu akla gelebilir. Ya işte hocam biz telefona yakından bakıyoruz. Ne alakası var, uzağa göremiyoruz gibi gelebilir. Şimdi gözün kısım o şeyleri farklılık gösteriyor. Hani ters orantı olması lazım diye düşünebilir hastalar. Ya hocam biz işte telefona yakın bakıyoruz. Bizim yakını görmememiz aslında lazım. Aslında burada diye. Şu mantıkla düşünürsek mekanizmayı çok daha iyi anlarız Sibel Hanım. Hani az önce siz söylediniz ya hocam miyop olan kişiler yakını güzel görüyorlar diye. Biz ne kadar fazla yakına bakarsak, ne kadar uzun süreler ve yakından bir şey okursak, telefona bakarsak yakını daha iyi görebilmek için beynimiz bazı nöral mekanizmalarla gözümüzü miyop hale getirmeye çalışıyor. Yani yakını daha iyi görebilelim diye aslında bunu yapmaya çalışıyor beynimiz. Ama bu da işte belli bir zaman sonra kalıcı miyopiye neden olduğu zaman evet miyop bize yakında güzel bir görme sağladı. Ama uzağa baktığımız zaman da görmemiz bozuldu. Temel mekanizması bu. O zaman çok fazla telefon gibi ya da işte bilgisayar gibi kullanıcıysak çok biraz evet, ekranlı araçların kullanımını aslında biz göz hekimleri çok fazla sevmeyiz. Yani hem mevcut kırma kusurlarını bozar, mavi ışınlar nedeniyle ciddi göz kuruluğu yapabilir. Akomodatif spazm dediğimiz göz bebeğimizi oluşturan kasların kramplarına neden olarak çok şiddetli göz ağrısı ve baş ağrılarına neden olabilir. Yani mesleksel durumlara tabii çok fazla bir şey diyemiyoruz ama keyfi ekran kullanımını bence göz sağlığı açısından mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Şimdi hocam ben çocukken çok kitap okurdum. Şimdi o zaman bana işte derlerdi ki işte çok kitap okuduğun için miyop oldun. O zaman böyle bir şey doğru. Yani tabii çok ki yakın baktığımız için. Bana hep şehir efsanesi gibi gelirdi. Yani işte çok kitap okuyan, çok ders çalışanlardı işte gözlük olur. Gerçekten doktorlar hep gözlüklü olur. İşte çok çalıştıkları için falan diye. Yani tabii bunun bilimsel tarafı da var. Yani çok fazla yakına bakmak bunu yapabiliyor. Kalısal yatkınlıklar, işte anne babamızda olması bunu yapıyor. Anne babamız da olmasa bile atalarımızdan gelmiş herhangi bir miyop, astigmat veya hipermetrop geni de olabilir. Yani genler daha sonradan da bunu fizyolojimize aktarmış olabilir. Genetik özelliklerimiz, çok fazla yakına bakmak vesaire. Bunların hepsi birleşip aslında kırma kusurlarını ortaya çıkarıyor.
Evet, bazen şey oluyor işte, bakıyoruz anne baba gözlüklü, çocuklar da gözlüklü. Anne baba gözlüklü olup çocuklar gözlüklü olmama ihtimali var mı? Tabii ki var. Yani kalıtsal yatkınlıktan bahsediyoruz Sibel Hanım. Yani anne babası gözlüklü olan çocuklar, belki anne babası gözlüklü olmayan çocuklara göre 3-4 kat daha fazla risk altındadır ama anne baba gözlük kullanıyor diye kesinlikle çocuk da gözlük kullanacak gibi bir şart yok. Ama bana kalırsa o anne baba gözlüklü olan çocukların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz işte, evet, yakına bakmak, ekran vesaire daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ya benim kızımda da miyop çıktı ve ben dedim ki hiç üzülme. Yani artık numara sabitlendikten sonra 20 yaşından sonra lazer teknolojisi var. Gerçekten aslında çok da hani bu noktada da işte çok üzülüp işte gözlük takacağım. Önceden bunu çok ciddi anlamda sıkıntı eden çocuklar olurdu. İşte okulda dalga geçilen boyutlar olurdu çocukların. Ama şimdi bakıyorum ben hocam çok ciddi anlamda, belki bu dediğiniz gibi uzaktan online eğitimlerde daha da artmıştır. Size gelen hastalardan da gözlemliyorsunuz. Çocukların çoğu gözlük kullanıyor artık yani. Oran çok fazla arttı Sibel Hanım ve lazer oranlarımız da çok fazla arttı. Hani dediğiniz eskiden işte insanlar gözlük kullanıyorlardı. Artık birçoğumuzun talebi gözlük kullanmak olmuyor. Yani insanlar artık gözlüğü çok sevmiyor. Bunun düzeltilmesini talep ediyorlar. Şu an ülkemizde %30'a yakın gözlük kullanan bireylerin lazer olma oranları. Kaldı ki burada işte uygun olmayanlar olabileceğini düşünebiliriz. Yaşı ilerlemiş olanlar, hala yaşı gelmemiş olanlar, çok ciddi oranlardayız artık lazer sistemlerinde. Ve geçen yıl bütün dünyada göz için refraktif amaçlı uygulanan lazerler bütün dünyada en sık yapılan cerrahi türü oldu. Evet. Yani 14-15 milyon civarı sayıya ulaştı. Sadece bir yıl içerisinde yapılan sayı. Yani çok konforlu, hani kozmetik yanı da taşıyor dedik ama yani konforlu da bir yanı var. Ya mesela güneş gözlüğü kullananlar bilirler. İşte numaralı güneş gözlüğü kullanmanız gerekir. Yani direkt istediğiniz güneş gözlüğünü alamazsınız. Çeşit çeşit kullanamazsınız. Yani baktığınız zaman insanlar aslında hem estetik olarak hem de konfor alanlarından uzaklaşmış oluyorlar. Evet. Yani bir camla dünyaya bakmak ve bu çok uzun yıllara tekabül ediyorsa da bazen ciddi anlamda sıkıcı olabiliyor. Ama tabii bu numaraları saatlerden sonra özellikle yaşı kaçırmamak önemli. Şunu da merak ediyorum. Mesela şimdi ülkemizde işte uzun yıllardır bu tarz cerrahi işlemler yapılabiliyor. İlk çıktığında olanlar ya da bu kadar işte teknolojik anlamda şu anki gibi güzel cerrahi yöntemler yokken çok öncesinde olanlar, şu an onlar çok merak ediyorum. Hani hep şu söylenir ya, işte bilimselliği açıklanmamış bir cerrahi türü. Hep yıllardır bu söylendi. Şimdi onlara bakıldığında onlardan hastalardan geri dönüşler oluyor mu? Yani o ilk uygulanan cerrahiler. Bu şekilde çok fazla hastam var. Yani bizim de merak ettiğimiz bir konuydu bu. Ama bence artık şu kısmının ortadan kalkması gerekiyor. Lazer sistemleri çok uzun yıllardır uygulanıyor ve açık ara dünyada en fazla yapılan cerrahi türü. Yani bu konuda artık bilimsel tecrübe, yayınlar, bizim bu hastaları çek edişimiz hepsi tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Çok güvenilir bir cerrahi. Yani bir cerrahi olan güvenilirlik kaç yıldır yapılıyor ve kaç hastaya yapılmış? Artık yani bizim 20-25 yıl önce lazer olmuş hastalarımız var. Bunların takiplerini yapıyoruz. Aslında o dönemlerde de yani teknoloji, evet bugün elimizdeki mükemmel bir teknoloji diye bahsettim size. 10 yıl sonra bundan daha da mükemmel bir teknoloji çıkacak. Aslında lazer teknolojileri ilk çıktığı zaman da körü körüne yapılmamış insanlara. Bu düşündüğümüz, konuştuğumuz şeylerin büyük bir çoğunluğu işte uygunluk testleri vesaire. Yani o günkü lazer sistemlerine göre uygun olan hastalar tespit edilmiş. Yani oradaki başarı oranları da çok yüksek. Yani 20 yıl önce de lazer olmuş hastalarım var benim. Sağlıklı bir şekilde hala gözlük kullanmayan hem çok fazla. Yani orada teknolojiyi daha zayıf gibi düşünebiliriz ama o günkü teknolojinin el verdiği miktardaki hastalara uygulanmış cerrahiler zaten bunlar. Evet. Yine tabii çeşitli durumlar çek edilmiş. Örnek veriyorum, lazer yapılmış, göz kuruluğu gelişmiş, göz kuruluğunun daha az gelişebileceği lazer türleri ortaya çıkarılmış. Veya çok ince korneyalı hastalar yapılmamış, şu an no touch sistemlerle daha incelik korneyalı hastalara yapılmaya başlanmış. Eğer şu kısmını merak ediyorsanız, çok fazla 20 yıl öncesinde lazer olmuş çok fazla takip ettiğim hastam var. Bilimsel toplantılarda meslektaşlarımla konuştuğum hastalarımız var. Bunların da çok büyük bir kısmı problemsiz bir şekilde yaşamlarına devam etmekte. Evet. Hani bu çok düşündürücü kısmı bence. İşte bir 20 yıl önceki ilk çıktığında gerçekten cesaret isteyen bir işlem yaptırmış. Yani tabii ki o nesil zaman, hastalar için. Yani çünkü yeni uygulanan bir tedavi türüymüş. Evet. Ve öncesinden de insanlar hep böyle büyük şehirlere giderlermiş bu tarz işlemleri yaptırmak için. Ama şimdi baktığımız zaman
yine Medikal'la Konya Hastanesi'nde bu cerrahi işlemler yapılıyor. Yani artık öyle çok büyük şehirlere gitmenize gerek kalmıyor. Dediğimiz gibi hasta çok hızlı bir şekilde, konforlu bir şekilde normal günlük hayatına dönebiliyor. Yani baktığınız zaman artıları oldukça fazla. Hatta evet, bazı hastalar öğlen böyle arasında tatile gelip yaptıranlar da oluyor mu hocam? Tabii Sibel Hanım, şöyle, biz eğer uygunluk testlerini yaptıysak, yani hastaya bahsettiğimiz detaylı değerlendirmeleri yaptıysak, bu cerrahiyi aynı gün yapmak zorunda değiliz. Yani uygun bir zamana, evet, randevu verip yapıyoruz. İşlem süresi de gördüğünüz gibi çok kısa olduğu için, yani büyük bir kısmı işte mesai sonrası veya cumartesi lazerin olup pazartesi işine başlayabilir. Yani öyle hani işte güneş gözlüğü kullananlar falan oluyor mesela, ışıktan işte ya da herhangi bir korunması gereken. Tabii yani lazer sonrası güneşten korunmayı ben çok sık tavsiye ederim. Yani o iyileşme döneminde ultraviyole ışınlara maruz kalmak iyileşme sürecini biraz kötüleştirebiliyor. Yani belki de en çok dikkat etmemiz gereken şey güneşe karşı maruziyetten korunmak. İşte bir ay, iki ay, ki zaten güneş gözlüğü kullanımı hastalar lazer olmamış olsa bile bence yine de kullanmalılar. Kesinlikle. Yani ultraviyoleden korunma amaçlı. Yani aslında kışın da aynı şekilde. Evet, yani kışın belli bir miktar mutlaka güneş gözlüğü kullandırıyoruz hastalara. Yaklaşık iki haftada süren bir topikal damla şeklinde işte antibiyotikli tedaviler, gözyaşı tedavileri vesaire bir tedavi sürecimiz oluyor ameliyat sonrası. Evet. Yani şu akla gelebilir, işlem sırasında ağrı olmayan bir işlem, hastanın hissetmediği bir işlem. Sonrası böyle minik bir ağrı falan hissedebilir mi hasta? Burada uygulanan lazer sistemlerine göre fark edebilir. Yani LASIK ve SMILE yaptığımız hastalarda neredeyse hafif batmalar ve hafif göz sulanmaları ve ışık rahatsızlıkları işte birkaç gün süren haricinde başka hiçbir şikayet olmaz. Belki no touch hastalarında birkaç gün biraz daha şiddetli bir ağrı olur ama daha sonra o da kesilir. Birkaç hafta, bazen bir aya kadar uzayan sürelerde Sibel'im, tabii hep pozitif taraflarını anlattık. Yani illaki bunun bir göz müdahalesi yapıyoruz. İşte hastaların huzursuz edebilecek neler var. Yani bir aya kadar belli bir göz kuruluğu hissedebilir hastalar. İşte batmalar, hafif takılmalar. Gece görüşünde biraz halelenmeler, ışıklarda dağılmalar gibi iyileşme süresince bunu hissedebilirler. Ama bunların maksimum süresi bir aydır. Yani çoğu lazer sisteminde de, işte LASIK, SMILE gibi lazer sistemlerinde de bir hafta 10 gün kadar bu şikayetler olur. Şu belki akla gelebilir. İşte biz lazerimizi olduk, eve gittik, hemen işte görebilecek miyiz her yeri? Yani bu tekniğe göre değişir dediniz ama yani şimdi o ara işte gözlük kullanabilecek mi hasta, tam net görmeye ulaşamadıysa, lens zaten kullanamaz, göz üstünde bir işlem yapıldı. Mesela böyle gözlük bir dönem kullanması gereken hastalar olabiliyor mu? Yok Sibel Hanım, yani şöyle, bizim lazerimizden sonra yarım saat, bir saat sonra bile hasta gündelik işlerini yapabilecek bir görmeye kavuşur. Yani hatta bu o kadar bizi motive eden bir durumdur ki, yani lazer masasından kalktıktan sonra bile hasta bize hocam daha iyi görüyorum der. Yani birkaç saat içerisinde görmenin neredeyse %70-%80'ine kavuşur. Ertesi günde gözlükle görebildiği değerlere çok yakın değerleri görür hastalar. Evet. Yani bizim iyileşme diye bahsettiğimiz süreç aslında o bölgenin kendini rejenere etmesi, işte epitelin düzelmesi vesaire, yani gündelik işlerini yapabilecek bir görmeye hastalar yani birkaç saat içerisinde bile kavuşurlar. Evet, hatta gözlüksüzlüğe alışamayan hastalar da oluyordur değil mi? Yani hani işte mesela bunu gözlük kullananlar bilirler, giyinirken bir gözlük arayışı hissedersiniz, çıkartın. Tabii ki yılların verdiği alışkanlık falan. Giyenmek kolay değil buna. Evet, gerçekten çok kolay olmuyor. Artık takacağınız tek şey güneş gözlüğü olsun. Belki böyle söylüyorsunuzdur. Hastalar kırıyorlar mı gözlükleri genellikle? O sonrası nasıl oluyor? Ya büyük bir mutluluk duyuyor büyük bir kısmı. Özellikle miyop hastalarda eğer miyopi derecesi 4 dereceyi geçiyorsa gözlüksüz görmeleri genelde %5-10 civarı bu hastaların. Yani gözlüğe bu kadar mahkum olunuyor. Lazer sonrası yıllar boyunca gözlüksüz ilk defa görebilen hastaların mutluluğunu tabii siz tahmin edebilirsiniz. Yani birkaç saat içerisinde buna kavuşmuş olmak şaşırtıcı. Biz hekimler açısından da şaşırtıcı. Yani yıllar boyu gözlükle tedavi etmeye çalıştığımız, gözlük verdiğimiz, lens verdiğimiz hastalarda bu kadar kolay olarak bu işi çözmek bizi de çok motive ediyor. Mutlu ediyor. Kesinlikle. Hastalara daha net çözümler sunmuş oluyoruz. Yani o duyguyu gözlük takanlar çok iyi bilirler. Yani bir anda işte o görme duygusunun nasıl olduğunu. Gerçekten çok çok konforlu. Çünkü gözlük dediğimiz gibi uyuyamazsınız, duşa giremezsiniz, havuza giremezsiniz. Mesela cerrahi işlemden sonra işte su falan değmemesi gereken bir zaman dilimi. Tabii ortalama 3 gün. Aha. Yani göz içerisinde bir su, deniz, havuz vesaire, bunları istemiyoruz. Burada aslında profilaktik, yani koruyucu bir mantıkla yaklaşıyoruz. Gözün enfeksiyon kapmasından korkuyoruz.
2-3 gün kadar. Yine de yani bir hafta 10 gün kadar işte temizliğinden emin olmadığımız deniz ve havuza girmemeyi ben tavsiye ederim. İşte bazen hamam, sauna vesaire bunları sorarlar. Bunlardan uzak durması gerekir hastalarımızın. Post operatif dönem dediğimiz yani cerrahi sonrası dönemi oldukça konforlu bir cerrahi türüdür lazer sistemleri. Ya yine de hastanın o süreçte gözü koruması, göz sağlığını koruması. Aslında normalde de böyledir değil mi hocam? Yani göz sağlığını genel anlamda bir cerrahi işlemi olmasak bile göz sağlığını korumanın anahtarları vardır. Yani yine çok kötü bir havuza girersek gözümüze enfeksiyon kapabilir. Ya da ne bileyim çok ciddi anlamda tozdur, topraktır ya da elimizin çok iyi dezenfekte edilmemiş hali gözümüze dokunsa. Yine aslında aynı işlemler göz sağlığı genelinde de var herhalde. Tabii ki yani hani az önce bahsettik ya bir güneş gözlüğü kullanımı. Aslında bu bir güneş kremi kullanılması kadar ehemmiyetli bir konu. Yani ultraviyole ışınların göze ulaşması, katarak sıklığını artıran, sarı nokta sıklığını artıran, göz kuruluğu yapan durumlar. Yani konjonktivitler dediğimiz gözün enfeksiyon kapması durumları, çok fazla ekrana bakmak, bunların hepsi göz sağlığı açısından önemli kriterler. Beslenme, yani hala ülkemizde sarı nokta hastalıkları maalesef çok yüksek. Yani balık tüketimi, yeşil sebze meyve tüketimi, proteinden yüksek diyetler, karbonhidratın azaltılmış olması aslında göz sağlığı genel vücut sağlığını yansıtan bir durumdur. Çoğu hekim bizden kendi branşlarıyla ilgili gözü muayene ederek yardımcı olmamızı isterler. Çünkü yine bir retina muayenesi yaparak hastanın diyabet olup olmadığını anlayabiliyoruz. Hipertansiyon olup olmadığını anlayabiliyoruz. Nörolojik hastalıkların büyük bir kısmını yine gözden anlayabiliyoruz. Göz bütün vücut sağlığını yansıtan bir organdır. Gerçekten hatta belki ne kadar doğru bir örnek olacak ama mesela balık alırken balığın gözünün rengi bile önemlidir hocam. Yani bu birçok aslında canlıda da aynısı. Yani gözün işte mat olması ya da gözünün kötü bir görüntüsü olması işte o şeyin bayat olduğu anlamına. Yani insanda da öyledir değil mi? İşte gözün işte sarılık olması, gözünün feri gitmiş denir mesela. Tabii ki yani birçok hastalığı biz gözden yakalayabiliyoruz. Evet. Yani sarılık en basit. Yani doğru. Gözden yakalayabilirsiniz bunu. Tansiyon hastalarının bir kısmını biz gözden teşhis ederiz. Diyabet hastalarını çok fazla poliklinikten teşhis ederiz. Yani gözün genel sağlığından hastanın biz ne kadar sağlıklı olup olmadığını aslında çıkarabiliriz. Mesela göz kapağı düşüklükleri oluyor, beyne bağlı sıkıntılar olabiliyor. Yani aslında göz birçok anlamda da insan sağlığının genel sağlığının da ne kadar boyutta olduğunu gösterebiliyor. Göz zaten önemli. Dünyaya açılan penceremiz. Onun için göz sağlığımızı korumak da önemli. Ara zamanı gelmiş hocam. Araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Özellikle refraktif cerrahiden ve gözlükten kurtulma yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam aslında ilk bölümde konuştuk birçok kısmını ama belki cerrahi denince göz cerrahilerinde insanlarda biraz böyle geri durma gibi bir şey oluyor mu? İşte kesi diyorsunuz mesela. Şimdi gözümüz böyle parmağımız şöyle değse bile yani inanılmaz derecede canımız acıyor. Hatta korkuyoruz acaba gözümüze bir şey mi oldu ya da herhangi bir zarar verdik mi diye. Şimdi cerrahisi denince ister istemez insanlar bunu da düşünüyor olabilir. Yani şimdi kesi denince eyvah hocam ya yanlış yer kesilirse ya kör olursak. Yani bu tarz şeylerde körlük gibi Allah korusun ya da gözle alakalı sıkıntılar olabilir mi? Şimdi göz cerrahisi bir mikro cerrahi bilim dalıdır Sibel Hanım. Yani hiçbir ameliyatı direkt kendi gözlerimizle bakarak yapmayız. Mikroskop altında, ortalama 40 kat büyütme altında ve özel ekipmanlarla yaptığımız cerrahi türleridir. Çünkü bu bahsettiğimiz cerrahilerde olsun, lazerde olsun bizim çalıştığımız alan yani cerrahi yaptığımız alanların 2 milimetre ile 2,5 milimetre arasında yani 2500 mikronluk bir alanda çalışmak zorunda kalıyoruz. Burada da tabii mikro cerrahi bilim dalı olduğumuz için mikroskop altında bütün cerrahilerimiz yapılır. Yani uygun tecrübeyle birleştiği zaman gözün diğer ameliyatları, bütün ameliyatları dahil hepsi mikro cerrahidir. Burada yani elbette ki bütün organlar tabii ki hassastır ama göz daha hassastır, göz hekimleri daha da hassastır. Yani çalıştığımız dokunun, organın ciddiyetinin oldukça farkındayız ve yapılan işlemler, müdahaleler de bir o kadar mikroskop altında ve uygun tecrübeyle, yıllarca edinilmiş bilgi tecrübesiyle yapılan müdahaleler bunlar. Evet.
Yani yeri gelmişken de sorayım. Mesela gözümüzle alakalı bir sıkıntı olduğunda işte çarpma olabilir, travması olabilir. Herhalde ilk gittiğimiz şeydir yani müdahalesini istediğimiz şeydir. Yani bazı da işte mesela gözüne bir şey kaçıyor, dikkat etmiyor falan filan. Mesela bunlarda da acile gitmek lazım mı? Yani göz travmalarında... Neye göre gidelim mesela? Yani gözün aslında bir yaralanması için çok çok büyük bir darbeye gerek yok. Örnek veriyorum, pimpon topu yaralanmaları bütün dünyada ilk sıradadır. Aa. Yani sadece masa tenisi oynarken göze pimpon top çarpması, işte göz arkası kanamaları, katarakt vesaire yani hepsine neden olabilir. Travmaya maruz kaldığımız zaman özellikle biz acile sevk edecek olan şeyler nelerdir? Görme bulanıklığı, göz ağrısı, göz önünde uçuşmalar, ışıkları karışık görmek, bunların hepsi acile başvuruyu gerektiren şeylerdir ama bana kalırsa bütün göz travmalarında göze alınan darbelerde mutlaka bir göz hekimi kontrolü gereklidir. Evet, yani ihmal etmemek lazım. Özellikle çocukluk döneminde de çok fazla oluyor değil mi yani? Tabii ki. Yani falan. Oyun çağı çocuklarında veya işte yürüme çağı çocuklarında işte maalesef kesici delici aletlerin travmaları vesaire başımıza sık gelen durumlar bunlar. Evet, ihmal etmemek lazım. Özellikle bu sanayide çalışanların başına gelen birçok şeyler olabiliyor. Cam kırıkları olabiliyor. Evet. Muhakkak bunları ciddiye almak lazım diye de söylemiş olalım. Şimdi gözde cerrahi anlamda işlemler çok fazla. Yine ben biraz katarak cerrahisini de size sormak istiyorum. İşte özellikle akıllı mercek diye geçiyor. Aslında her zaman hekimlerimiz diyor ki akıllı olan mercek değil, uygulanan işlem diyorlar aslında. Yani ama toplumda da dediğimiz gibi akıllı mercek olarak biliniyor. Mesela bunun için de neler yapmak lazım? Sibel Hanım, konuşmanın birinci kısmında refraktif cerrahi lazer grupları olarak ayırdık ya. Şimdi refraktif cerrahinin bir de ameliyat grupları var. Yani burada hastamız ister katarakt olsun, ister olmasın. Yani biz bu hastayı lazerle eğer gözlüksüz hale getiremiyorsak herhangi bir nedenden dolayı yaş, göz uygunluğu olmaması veya numara uygunluğu olmaması gibi burada artık refraktif cerrahinin operasyonel kısımları devreye giriyor. Yani burada da farklı tekniklerle ve farklı marka merceklerle gözün farklı alanlarına uyguladığımız operasyon türleri giriyor. Tabii akıllı mercek bu aralar insanlar tarafından çok biliniyor. Çünkü çok yaygın bir kullanıma girdi. Hastanın katarakta olsun veya olmasın. Katarakta olan hastalarda katarakla eş seanslı, katarakta olmayan hastalarda da yine o bölgenin temizliği yaparak koyduğumuz mercek türleri. Peki akıllı mercek ne? Gerçekten sizin bahsettiğiniz gibi aslında biz oraya otomatize bilgisayar gibi çipi olan bir mercek yerleştirmiyoruz. Belli bir mühendislik zeka ile yapılmış bir mercek türü bu. Katarakta olan hastalar için bahsedelim. İlk başta yine femtosaniye lazer yardımlı da olabilir veya manuel cerrahilerle, FAKO yöntemiyle de olabilir. Hastanın kataraklı olan bölgesi temizlenir. Daha sonra kataraktı çıkarttığımız kapsüler bek dediğimiz alana da bu mercek yerleştirilir. Peki nedir bu merceğin aslı astarı? Bir nevi progresif camlar gibi. Yani aslında bizim gündelik hayatta ileri yaşlarda kullandığımız yakın, uzak, orta mesafe bir arada olan gözlüklerin çok daha teknolojik hale getirilmiş kalıcı göz içi mercekleri. Zaten göz içi mercekleri yeni bir uygulama değil. Katarak cerrahisi olduğu yıldan beri hep göz içi mercekleri kullanıyorduk. Tabii yıllar geçiyor, kullandığımız materyaller değişiyor, teknolojileri ilerliyor. Mercek türleri de değişiyor. Akıllı mercekler trifokal, çok odaklı mercekler. Yani multifokal, trifokal, farklı farklı modelleri var. Buradaki temel mekanizma ışığın geldiği açıya bağlı olarak göze gelen ışık miktarı, ışıkların çeşitli odaklardan geçmesi esasına dayanır. Yani uzağa baktığımız zaman uzaktaki ışınların gözün fovea dediğimiz merkezine düşmesi, ara mesafeden gelen ışınların yine bu bölgeye ve yakın mesafeden gelen ışınların bu bölgeye düşmesi. Akıllı mercekler nasıl bir yenilik getirdi? Az önce bahsetmiştik ya, 40 yaşından sonra olan yakın görme problemi veya katarak cerrahisi gerçekleştirdiğimiz hastalarda olan yakın görme problemi. Bu yaşlarda katarak cerrahisi olduysak veya artık 40'lı 50'li yaşlara geçtiysek mutlaka yakın gözlüğü kullanıyorduk ve bütün insanların başına gelen bir durumdu. Yani milyarlarca insanı ilgilendiren bir problem bu. Temel olarak akıllı mercekler, trifokal mercekler bu probleme bir çözüm sundu. Yani bu cerrahiden sonra hastaların artık uzak mesafe ve yakın mesafede bir problemi kalmadı.
Yani gözlüksüz de kitabımızı okuyabiliriz, işte gündelik işlerimizi yapabiliriz, el iş örüyoruz, el iş örüyor, Kur'an okuyorsa Kur'an okuma. Yani yakın mesafedeki bütün işlerin de gözlüksüz bir şekilde yapılmasına olanak sağladı. Peki bunun yapılması için sadece katarakt olması gerekli lazım. Mi? Evet. Hayır. Yani lazerle düzeltemiyorsak biz bu kişinin problemlerini, kırma kusurlarını, bu arada akıllı mercekler sadece yakın kusuru düzelten mercekler değildir. Hastanın miyop, hipermetrop veya astigmatı varsa bununla da düzeltebiliriz. Yani bunların da tamamını düzeltebiliriz. Belli bir yaşı geçmiş, 40'lı yaşları geçmiş, yakın görme problemi başlamış ve hastanın kataraktı olmasa bile yine mevcut numaralarının durumuna göre bu mercekler kişiye özel üretilen merceklerdir. İşte astigmatının miktarı, aks değerleri, miyopi hipermetropu, yakın dereceleri vesaire. İmplante ettiğimiz zaman burada da yine beklenen şey bir ömür boyu tekrar gözlük kullanmamasıdır. Lazerde bahsetmiştik ya, ileriki yaşlarda yine gözlük kullanabilir diye. Mesela bu hastalara yapılabiliyor mu? Hasta çok önce lazer ameliyatı oldu. Tabii ki yapılabiliyor. 50-60 yaşlara geldi. Bu eski şey bir bilgiydi. Yani bizim aslında katarak ameliyatı göz iç merceğe koyacakken bu merceğin bir hesaplanma metodu vardır. Optik biyometri denilen çeşitli cihazlar vardır. Daha önceki yıllarda bu mercek hesaplamaları lazer olmuş hastalarda çeşitli hata payları oluşmuş. Ama bunlar binlerce vaka üzerinden revize edilerek tamamıyla bu hata ortadan kalkmış. Yani daha önceden 30 yıl önce hasta lazer olmuş olabilir. Şimdi kataraktı vardır veya yoktur. Yakın görme problemini çözmek istiyordur. Yine akıllı mercek takabiliriz. Hiç kataraktı yoktur. Yüksek numaraları vardır. Artık lazer çağını geçmiştir veya numaralar uygun değildir. Çok yüksektir. Yine trifokal mercekler takabiliriz. Lazer sistemlerinde belli bir numara limitlerimiz var. İşte hipermetropide 4-5, astigmatta 4, miyopide 8 dereceye kadar yapabiliyorken trifokal merceklerde asla böyle bir sınırımız yok. İstediği numara dahası evet, olabilir. Yani, uygunluk testleri var mı yine? Uygunluk testleri evet var, fakat numarada bir limitimiz yok burada. Hasta 25 derece miyop da olabilir. Biz de göze takacağımız merceği bu numaraya göre ürettirebiliriz. Uygun olmayan hasta grupları elbette ki olabilir. İşte göz tansiyonu olan hastalar, sarı nokta hastalığı olan hastalar, göz arkası kanaması olan hastalar trifokal merceklerin tam anlamıyla bir çalışmasına olanak vermez. Yani beklediğimiz faydayı elde edemeyiz trifokal mercekler için. Yaş önemli dediniz herhalde. Yaş yine önemli mi? Yani kriter ne olmalı? Sibel Hanım, trifokal mercekleri biz temel olarak 40'lı yaşlardan sonra implante etmeye başlıyoruz. Hani refraktif cerrahinin ilk lazer kısmında nasıl 3-4 tane seçenek saydıysak, cerrahi kısmında da yine 3-4 tane seçeneğimiz var. Evet. Yani evet, akıllı mercek bunlardan bir seçenek, fakat şöyle düşünelim. 30 yaşında 15 derece miyopisi olan bir hastaya biz akıllı mercek takıyor muyuz? Hayır. Burada da fakik iyoller dediğimiz, yani hastanın kendi merceğini koruyarak onun üzerine koyduğumuz mercek türleri var. Burada da fakik iyole cerrahisi devreye giriyor. Yani çok yüksek numaralardan tamamıyla sıfırlanma şansı oluyor mu hocam? Tabii ki merceklerde bu konu çok iddialıdır. Yani eğer ölçümleri düzgün yapabilmişsek, cerrahi tekniğimizi gayet güzel hazırlayabilmişsek, burada numaraları tamamıyla hastanın gözlüksüz, gözlüğe ihtiyaç kalmayacak seviyesine getirebiliriz. Bunlarda da yine uygunluk testleri var mı? Bunların hepsinde uygunluk testleri var Sibel Hanım. Yani evet. Mesela fakik iyoleleri konuşalım. Yani genç yaş grubu lazere uygun değil ama akıllı mercek yapacağımız kadar da ileri yaş değil. Bu hasta gözlük numarası da yüksek. Evet, gözlük numarası da çok yüksek. Bu hastalarda işte fakik iyole, yani irisin arkasına merceğin önündeki arka kamera dediğimiz boşluğa yerleştirdiğimiz lensler. Buradaki uygunluk testleri nedir? Bizim merceğimizin boyutlarına el verecek kadar belli bir genişliğin olması gerekir. Yani göz çapının olması gerekir. Veya biz bu merceği koyduğumuz zaman gözün ön yüzeyinin çok daralmaması gerekir. Yani ön kamera derinliği diyoruz buna. Belli bir miktardan daha fazla ön kamera derinliğinin olması gerekir. Birkaç teknik detay daha var. Yani korneanın arka yüzeyinin uygun olması gerekir vesaire. Ve tabii fakik iyolelerde de, yani genç yaş grubu hastanın kendi merceğini koruyarak taktığımız mercek türü fakik iyolelerde de belli numara limitlerimiz var. Yüksek hipermetroplara veya aşırı yüksek astigmatlara yine orada da takamıyoruz. Ama fark ettiyseniz işte lazer uygun olmayan hasta grupları, bunların bir kısmı fakik iyolelere uygun vesaire derken %90'ından daha fazla hastaya hitap etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Anlattığınız yöntemler aslında, yani gözlükten kurtulmak isteyen birçok kişiye cevap verebilecek nitelikte aslında. Evet.
Yani trifokal mercekler, akıllı merceklerin cerrahi süreci nasıl peki? Yani yaklaşık 15 dakikayla 20 dakika arasında süren tek bir göz için süren bir operasyon türü. Bunlarda iki gözü aynı anda yapmıyoruz. Hı hı. Yani araya mutlaka birer gün koyuyoruz. Hastanın katarakta olsun veya olmasın, biz hastanın kendi merceğini gözden fakoemulsifikasyon dediğimiz yöntemle uzaklaştırıyoruz. Katarakt varsa zaten uzaklaştırıyoruz. Katarakt yoksa da ileriki çağlarda bir katarakt gelişip bizim merceğimizin çalışmasını bozmasın diye biz bunu yine uzaklaştırıyoruz. Aslında yani, katarakt olmayacak artık bundan sonra, evet, mercek yani, alındığı için. Kesinlikle öyle. Yani eğer bir trifokal mercek implante ettiysek, göze taktıysak, o aslında bir kez daha katarakt olmayacaktır. Çünkü olsun veya olmasın biz hastanın kendi merceğini gözden uzaklaştırdık. Operasyon yaklaşık 15 dakika. Ameliyat sonrası bir 2 hafta kadar damla kullanım süresi var. Yine tıpkı lazerdeki gibi birkaç gün süreyle göze su gelmemesi, duş, banyo vesaire, travmalardan uzak durmak gibi koruyucu önlemlerimiz var. Tabii trifokal merceklerde bir sürü faydasını saydık. Yani bütün numaraları ortadan kaldırabiliyoruz. Yakın görme problemini ortadan kaldırabiliyoruz. Hala bizim trifokal merceklerde belki de en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi gece ışık halelenmeleri. Yani gece ışıkları biraz daha problemli görme şikayetleri. Bunların büyük bir çoğunluğu birkaç ay içerisinde bu şikayetler geçer. Yani hem hasta merceğe adapte olur, hem nörovizyon dediğimiz beyin bu durumu ortadan kaldırır. Yeni nesil akıllı merceklerde ise bu durum gitgide en aza indirgenmeye çalışıyor. Yani gece ışık görme problemleri en aza indirgenmeye çalışıyor. Muhtemelen kısa bir süre sonra zaten bu ışık problemleri %99 hastada gidiyor ve yeni nesil merceklerle de bu problem neredeyse hiç kalmadı diyebilirim size. Yani ömürlük işlemler. Evet, yani hastanın Allah'ın izniyle başına bir işte şiddetli bir travma almadığı sürece, yani aynı travmayı bu arada sağlıklı bir göz alsa da darbe alacağı bir seviyede travma almadıysa, çok kötü bir işte göz arkası hastalığı, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı geçirmediyse, yani biz bunu bu ameliyatı yaptıktan yıllar sonra başına bu tarz bir durumlar gelmediyse, bunlar ömürlük işlemlerdir. Merceğin bozulması, değiştirilmesi veya çıkarılıp bakımının yapılması gibi, yani bunlar çok sık gelen sorular bize, bir şey asla söz konusu değil. Ya da düşmesi. Değil mi? Size hastalar... Evet, bunu... hatta bazen hastalarım işte hocam ben yıllardır işte mercek düşecek diye namaz kılmıyorum, eğilmiyorum diyen hastalarımız olur. Yani merceği biz implante ettikten sonra gözün anatomisi itibariyle implante ettiğimiz, yani merceği yerleştirdiğimiz alanda en fazla birkaç hafta içerisinde bir fibrozis gelişir, yapışma gelişir ve ömür boyu o mercekte bir oynama olmaz. Yani başımıza kötü şeyler gelmiyorsa eğer. Evet, yani o dediğiniz gibi normal sağlıklı bir insanın gözüne de gelse aynı şekilde, evet, aynı riskleri taşıyor. Yani hiçbir şekilde yerinden de oynamıyor. Hmm. Belki sürekli bakanlar işte görebilir miyiz diyenler de olabiliyordur hocam. Hani biz genellikle dediğimiz gibi sonradan eklenen protezlere zaten bir uyum süreci yaşamak, bir vücudun bir alışma süreci tabii ki var. Hani gözlük yeni aldığımızda bile alışamıyoruz. Evet. Yani değiştirsek bile gözlüğümüzü bir alışma tabii süreci. Bir alışma süreci illaki var. Ama burada yani dinleyen izleyicilerimize, işte bu hastalığı olan hastalarıma en büyük tavsiyem şeydir. Artık gerçekten katarakt cerrahisinde çok ciddi gelişmeler var. Hı hı. Yani katarakt ameliyatı olup normal bir mercek koydurmanın çok bir anlamı yok artık. Çünkü kalan sürecin tamamında bir yakın problemimiz olacak. Veya astigmatımız var. Yani şey, üzülüyorum ben, işte hastanın astigmatı var, yakın görme problemi var. Katarakt cerrahisi olmuş ama normal bir mercek implante edilmiş göz uygunken. Bunun yerine astigmatlı akıllı bir mercek koyabilirdik oraya, trifokal mercek koyabilirdik. Yani aynı işi yaparken hem hastanın astigmatını çözmüş olurduk, hem yakın görme problemini çözmüş olurduk. Bütün bunları ortadan kaldırırdık. Yani bir katarakt cerrahisi olacakken hastalarımız mutlaka hekimlerinden mevcut numaraları, eğer mümkünse, göz uygunsa, mevcut numaraların düzeltilmesine, yakın görmesine katkı sunup sunmayacağını o merceğin mutlaka sorsunlar. Bir kez katarakt cerrahisi olduktan sonra, normal bir mercek konulduktan sonra elbette bu mercekler değişebilir ama riskli. Çok riskli. Yani çok yapmayı sevdiğimiz cerrahiler değil. Veya o merceğin üzerine add-on dediğimiz farklı mercekleri yerleştirebiliyoruz. Fakat elimizde böyle imkanlar varken, zaten 10-15 dakikalık, 20 dakikalık lokal anestezi altında yapılan bir cerrahiden bahsederken, ilk başta bu mercekleri tercih etmek, aynı seansta, evet, bunu çözmek çok daha sağlıklı. Peki hasta belki bilmiyordu, normal bir mercek taktırdı. Bunun geri dönüşü var mı? Var Sibel Hanım, ama bizi hep şey üzer. Yani o seansta onu çözebilirdik. Hmm. Yani oraya yapışmış olan merceği, evet, çıkarabiliriz. Yani
tekrardan çıkarabiliriz, oraya bir akıllı melek implant edebiliriz ama bunlar yüksek olmasa da belli riskler barındırır. Evet. Yani göz arkası yırtılmaları olabilir, kornea ödemleri gelişebilir, yeni mercek o alana çok iyi oturmayabilir. Daha çok çok daha fazla risk barındırır ilk cerrahide yapılmasına göre. Genellikle hekimler hangi ameliyat olursa olsun ilk cerrahide bir işlemin çözülmesini isterler. Kesinlikle öyle. İkinci yani. Bir revizyon ameliyatlarını. Çok sevmeyiz revizyonları. Onun için yani bu tarz şeylerde özellikle belli bir yaş olsun ya da hangi yaşta olursa olsun akıllı mercek gibi bir teknoloji varken bunu ciddi anlamda değerlendirmek lazım. Hangi hastanede diye sorular vardı onu söylemiş olalım. Hocam Medikan'a Konya Hastanesi'nde görev yapıyor. Yine işlemler noktasında da geniş bilgi için kıymetli hocama ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş hocam programın sonuna geldi. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çok keyifli bir sohbetti sizinle. Bu bilgi birikimimiz de çok fazla. Çok rahat konuşabiliyorum. Hani bugün temel olarak biz gözlükten kurtulma cerrahilerinden bahsettik. Lazerlerden bahsettik. Göz içi cerrahilerinden bahsettik. Bir, bu işlemlerin tamamının donanımlı bir merkezde, tecrübeli hekimler tarafından ve yeterli klinik donanımın olduğu yerlerde yapılması. İkinci kısım, yine bir katarak cerrahisi, ön segment cerrahisi olacaksa hastaların bu konuda oldukça bilinçli olması. Yani göz içerisinde hangi mercek implant ediliyor, hastanın mevcut durum, mevcut numaraları veya mevcut görme bozukluklarının hangilerini düzeltebilecek, bunları çok iyi sorgulamaları, hekimleriyle, doktorlarıyla istişare etmeleri ve buna göre bir mercek seçmelerini tavsiye ederim. Evet, özellikle yurt dışı hastaları da bu işlemleri çok konforlu bir şekilde tatile geldiklerinde çok kısa bir şekilde hem tatillerini yapıp hem de bu işlemleri de Konya'da Medikan'da Hastanesi'nde de yaptırabiliyorlar. Operatör Doktor Yavuz Özpınar hocama da çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah tabii göz çok önemli dedik. Bugün yine belki de bir protezsiz ve dünyaya açılan penceremiz olan gözümüzü olduğu gibi görmeyi bir hayal olmadığını, birçok kişiye özel cerrahi yöntemlerin olduğunu konuştuk. En kısa zamanda tekrar bekliyorum hocam. İnşallah sizinki sohbet keyifli. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Medikan'da Konya ailesine de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Bugünlük de program sonuna geldik. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.